Herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Aralık 2020. Yine bir değerli konuğum var. Bu defa aslında sevgili öğrencim, sevgili hocamız Sayın İlhan Erkan. İlhan Erkan'ı aslında hepimiz çok iyi tanıyoruz buradaki konuklar ve öğrenciler. Benim çok yakın bir tarihte tanıma şansına sahip olduğum değerli insan. 1964 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girerek başlayan yolculuğu, daha sonra da 2014 yılında oradan emekli olmasıyla bitmiyor aslında. Bana göre İlhan Erkan ömür boyu öğrenci ve emekli olduktan sonra da müzecilik alanında yaptığı çalışmalar çok değerli. Çengelhan'da özellikle Esnaf Sokağı'nda yaptığı düzenlemelerle ve çok mutluyum ki şu anda bizlerle ve bizlerle de Başkent Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisansı'nda. Şu anda ben ekranı Sayın İlhan Erkan'a bırakacağım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Evet, şu anda paylaşabilirsiniz İlhan. Ha, canlı yayını seyrediyorum. Profesörü seyrediyorum şeyi. Olsam onu bildiriyor herhalde. İlhan Hocam, lütfen sesinizi açar mısınız? Diğer konukların mikrofonlarını kapatmak durumunda kaldım. Sizin sesiniz de kesildi. Lütfen mikrofonunuzu açar mısınız? Şu anda sizi duymuyoruz. Sesim açıldı Şu mı? anda açıldı. Evet, buyurun. Ziyaretçiler, izleyiciler lütfen mikrofonlarımızı açmayalım. Teşekkür ederim. Zannediyorum başlayabilecek durumdayız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sevgili hocam, değerli katılımcılar, ben sizleri Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı'nda bir öğrenci olarak saygı ve selamlıyorum. Bugün birlikte göreceğimiz konu Hacettepe'deki ilk seramikler. Ben sevgili 100 arkadaş olarak, bir de 30 diş hekimliği öğrencisi olarak 1964 yılında işte bu kapıdan Hacettepe'ye girdik. Ne o zaman diş hekimliği fakültesi yazardı, ne de şimdi yazıyor. Bu Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi olarak girdik. Solda gördüğünüz büyük bina Hemşirelik Yüksekokulu'ydu. Kapının sol tarafında dekanlık vardı. Girdiğimiz yerin içeri girince sağda bizim ilk ders gördüğümüz sınıf ve de onun arkasında genel sekreterlik vardı.
O kadar mutluyduk ki, çünkü genel sekreterimiz Bozkurt Güvenç Hoca'ydı. Ve Hoca Bey'in çok önem verdiği Öğrenci Derneği de buradaydı. Karşıda da dekanlık vardı. O zaman bir seramik sanatıyla ilgili bir pano yapılanması yoktu 1964'te. Ancak 1964'te Anafartalar Çarşısı'nda çok önemli yapıtlar meydana getirildi. Çok önemli sanatçılar tarafından. Muhtemelen Hoca Bey onları buldu. Ben size şeker alacağım dedi. Ve bize de yapar mısınız dedi. Panoları hazırladı. 1965 yılında seramik sanatı bizim Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden içeri girdi. Yıl önceki paylaşımda esasında her şey 46 yıl önce başlamıştı diyordu başlıkta, ama bugün baktığımızda her şeyin 56 yıl önce başladığını görüyoruz. İşte bu gördüğümüz seramik Freya Koral'a aitti. Freya Koral 1910 yılında doğmuştu. 1940'tan sonra müzikle tanışmış. 47'den itibaren de Lozan'da seramik çalışmalarına başlamıştı. Kılıç Ali, yani Gündüz Kılıç ve Altemir Kılıç'ın babası ile yaptığı evlilik önemli bir süre gündemde kaldı. Tabak işçiliği, insan heykelciliği ve duvar panoları ile ülkemizde bir çığır açtı. Ve 1997 yılında Freya hocamızı kaybettik. Şöyle bir baktığımızda ilk yapıldığını hatırlıyorum. Çok ciddi, yanında çalışanların çok korktuğu, işini ciddiye alan titiz bir kadındı. Yaptığı seramikler ilk dörtgen klasik seramikler gibiydi. Kimimizin kuş, kimimizin balık dediği bir obje vardı delikte. Çok dikkat çekiciydi bu obje. Çok kısa sürede bu obje kayboldu. Muhtemelen çalındı. Ve kim çaldı, kim etti, kimse de bilemedi. Ben hep bir de arkasına geçerdim bu objenin, panonun. Sanki şu ortada gördüğüm kırmızı seramik üstündeki obje hep bana o çalınmış objeyi hatırlatırdı. Dün tekrar gittim, gene arkadan o objeye baktım, baktım, baktım. Bakınız, yakından bakınca sanki o kuş veya o objeyi hatırlatıyordu. Freya Koral'la ilgili yorumlara girmek isterim. Freya Hoca demiştir ki sanatı müzelere hapsetmek olmaz. O zaman o sanat ölü sanattır. Hayatı boyunca Güney Amerika'nın Aztek ve Maya kültüründen Antik Mısır'a, Mevlevilikten İran ve Anadolu geleneklerine kadar incelenmiş ve eserlerinde sentezlemiştir. Seramikte zanaatla sanatı birleştiren bir anlatımsal yaklaşımı vardır. Ben bunun seramiğin ne zaman zanaattan sanata geçtiğini bilemem. Ancak biraz taşı bilirim. Taşın, ham taşın seçimi, orada kırılması, hazırlanması, transferi, usulüne uygun işçiliği ile zanaat sayılır, duvardaki yapılanlar ile sanata dönüşür. Seramikte ne zaman zanaattan sanata döner, hocalarım bilir. Mahalle isimli bir kompozisyon çalışması vardır. Yeniden anımsatma ve yeniden kurabilme amacıyla İstanbul sokaklarını ele almıştır. Orada kibar kızlarımızın resim çektirme huyu vardı. Tüm kızlarımızın böyle resimleri vardır. Mesela şurada gördüğümüz kız
çok önemli bir su altı arkeoloğu Tuğba Tanyeri Erdemir'in annesidir. Fulya'dır. Şimdi tıp fakültesi öğrencileri hadi neyse de bir de kimya mühendisliğinden biri ne arıyor orada? Ben biliyorum, beni arıyor. Sonunda da buldu. Ve de 1970'ten sonra bizim eve yerleşti. Ve de 50 yıldır yatılı kalıyor bizim evde. Tabii mükemmel iki çocuk vardı. Soldaki ben, karıştırılmasın. Resim çektirdiler. Ama 2010'a geldiklerinde artık Ankara harabeleri olmuşlardı. Şu ikisini bir 10 sene daha götürün ve de Etnografya Müzesi'nde Emel Hoca ile Halil Hoca'ya verin, iki tane yüksek lisans tezi çıkar. Ve bir güneş gibi Eren Hanım doğdu daha sonra o konuma. 1907 yazdım doğumunu. 6 adet kaynak taradım. 5'inde 1907, bir tanesinde 1912 idi. Onun için 1907'yi aldım. Romanya'da doğup Romanya'da akademiyi bitirmişti. 1930'da Bedri Rahmi Hoca ile tanıştılar. Monet reprodüksiyonu çalışıyordu. 36'da evlendiler. Ankara'ya geldiler. Anadolu insanı ve folklorik özellikleri ana konuları oldu. Ve 1988'de Eren hocamızı kaybettik. Bir kibarlık vardı, bir asalet vardı Eren Hanım'ın çalışmalarında. Gidip öyle güzel incelerdik ki. Ve Ankara harabeleri, orada da resim çektiler. Bunu şunun için koydum. 2010 yılı itibariyle bütün tablolar, her şey tertemizdi. Eren Hoca'nın eserlerini gördüğünüzde sanki Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya gitmiş gibi oluyordunuz. Küçük mozaiklerle çalışıyordu. Ve bu mozaikler biraz büyüyünce kare ve üçgen formları alıyordu. Bu da hani benim haddim olmayarak bir yorumum. Bakınız aynı şeyler ve tümüyle baktığınızda bir folklorik özellik sanki, yahut da bana öyle geliyordu. Ve çok zarif eserlerdi. Bedri Rahmi Hoca demiştir ki, ben sonradan olmayayım. Eren anadan doğma sanatçıdır. Ve Türkiye'de bir Türk ressamı ve bir mozaik sanatçısı olarak bilir. Folklorik özellikleri estetik değerlerle kombine etmiştir. Ve doğayı iç dünyanın yansıtılması şeklinde benimsemiş, süslemecilikten kaçınmıştır. Sanatında Anadolu gibi güçlü ve kadim bir pınardan sonuna kadar beslenmiştir. Cevdet Altuğ Hoca biraz daha yaşı küçüktü, 25 doğumluydu. Bütün eserlerinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden eğitim aldığı belliydi. Uzun süre seramik fabrikalarında yönetici olarak çalıştı ve 94 yılında kaybettik. Bakınız Cevdet Altuğ eserleri. Böyle yuvarlak temalar yahut da ne denir? Yuvarlak izlenimler alıyorduk. Cümleyi kuramadım. Ama bu daire şeklindeki ortamda bir daha büyük seramik parçacıkları vardı. Bu yapıtın çeşitli yerlerinde çok dikkat çekiyordu. Bakınız aynı şekilde bu yuvarlaklar farklı yerlere de yansımıştı. Ve
diğer sanatçılara göre parçalar daha büyüktü. Biz bu parçaların yerde serilmesini ve sonra duvara montajını çok ilgiyle izlerdik. Şimdi lütfen gitmediyseniz Anafartalar Çarşısı'na gidiniz. Yürüyen merdivenlerden çıkınız. Katlar arasında inerken ve çıkarken sanki benim yorumum değil bu, sonsuzluğa doğru giden bir duvar rölyefleriyle karşılaşırsınız. Ve Anafartalar Çarşısı'nın en alttan en üste doğru sanki gökyüzünü kucaklar gibidir bunlar. Ve bu büyük yapıtların hepsi Cevdet Hoca'ya aittir. Bu eserlerin bazıları çağdaş Türk seramik sanatının ilkleri olarak kabul edilmiştir. Ve Eczacıbaşı seramik sanatına büyük yenilikler getirdiği her zaman vurgulanır. Ama lütfen gittiğiniz zaman çok acı çekersiniz. Cevdet Hoca'nın seramiklerinin önünde en az birer metre yüksekliğinde ayakkabı kutuları görürsünüz. Ama içinde para yoktur. Hocanın seramiklerinin arasına çivi çakılarak 2 tane tişört 25 lira, 3 tane etek 50 lira gibi şeyler görürseniz çok üzüleceğinizi biliyorum. Hemen Bozkurt Güvenç Hoca'nın odasının önünde, sevgili arkadaşlarım hatırlayacaklardır, Atilla Galatasaray geldi. Piposu vardı, sakalı vardı ve bize bayağı büyük gelirdi, 17-18 yaşında çocuklara, ama 29 yaşındaydı geldiğinde. Ve Bozkurt Güvenç Hoca'nın odası önündeki serilenlerle kapatılırdı çalışır. Biz o zaman işitme duyusunu kaybettiğini bilmezdik. Eşiyle birlikte şu lafı hiç unutmayınız. Devingen organik yüzey. Benim bütün sınıf arkadaşlarım hepsi bilirler. Ancak bu Ankara harabeleri için söylüyorum. Devingen demek işler durumda, hareketli demek. Bu kurama göre seramik boşluk içinde yer alan ve özü hareket eden bir yüzeydir. Devingen organik yüzey. Birçok ödül aldı ve 94'te aramızdan ayrıldı. Bakınız, bir sürü yuvarlaklıklar ve panonun yanlarından dolaşarak bu şekilde yürüyen seramikler. Çok ilgimizi çekmişti. Bu yuvarlak şekillerin bazıları tam, bazıları ise yarıdan bölünmüş haldeydi. Bunlar yerde hazırlanıp sonra yapıştırılıyordu. Çok titiz çalışma gerekiyordu. Ankara harabeleri burada da bir resim çektirdiler. Yine galeri tertemizdi. Çok dikkat çekici ve bizim çok hoşumuza giden panolardan biriydi bu çok büyük yuvarlak. Biraz daha yakından bakınca daha güzel görüyorsunuz. Ve de Tülay da geldi, ne olur benim de resmimi koy dedi. Ben de peki dedim, koydum. Şimdi Atilla Galatalı öğrenciyken bir jüri önüne çıkmıştır eseriyle. Burada jüride Füreyya Hoca vardır. İsmail Hakkı Toygar vardır ki oğlu Ahmet Eyüp Toygar bizim sınıf arkadaşımızdı. Şimdi Amerika'da beyin cerrahı. Bedirrahmi Eyüboğlu vardır. Orada Füreyya der ki, toprağın ne vereceğini bilen, kavrayan bir kişinin eseriydi yaptığı. Görür görmez jüri üyeleri onun üzerinde birleştik. Öğrenci işi gibi değildi sanki. Bayağı usta bir seramikçinin eseriydi demişti. Bu eser için. 1984'te sergiyle
yılın sanatçısı seçildi. Sonra da sanatçı sağ, sanatçı sanat ve sağ başlıklı bildirisini yayınladı. Şimdi bizim bir lira öğretmen bunu duyunca hemen bize bir ödev verir. Sanatçı sanat ve sağ hazırlayın bakayım diye. Öyle huyu var. Boyuna ödev veriyor bize. Sonra 80'li yıllarda seramik üzerine kurumsal araştırmalar yapmaya başladı. Ve de bir 68 kuşağı kızı Filiz Hanım'la evlendi. Ve bu devingen organik yüzey birlikte ortaya attıkları kuramdır. Ferro Hoca 1914 doğumluydu. Ve de 2010'a kadar yaşadı. Bu bir takım toplumsal gerçekçi anlayış, ben bilmem, yeniler grubu, ben bilmem. Ama bu şekilde ödüller aldı. Vitray, seramik, resim ve müzik alanlarında, mozaik alanlarında önemli bir eğitmendir. Bakın, çok küçük mozaikler yahut da seramikler, renkler çok mükemmel. Bu şu sağdaki de Tuğba'nın babası Yücel Tanyeri. Hani şu bizim Hacettepe'nin rozetini yapan Yücel Tanyeri. Şimdi ben bunu davet ettim. Ben Zoom'dan anlamam dedi görgüsüz. Zaten talebeyken de şu beyaz çoraplarıyla çok uğraştım. Uzun zamanda ancak siyah çoraba çevirebildim görgüsüzü. Çünkü bu beyaz çorabı çalgıcılar giyer. Bakınız renklerin kibarlığına, güzelliğine. Aslında Yugoslav kökenlidir. Teknik lise dahil orada okumuştur ama güzel sanatları İstanbul'da okumuştur Ferri Hoca. İşte bir takım topluluklarda bulunmuş. Vitray ve mozaik hocasıdır. Ama 1980'den sonra geometri bir problemdir. Ben problem dışına çıkarak geometrinin estetiğini aradım demiştir. Geometrinin sonsuz estetik olasılıkları. Bunu da dediğime pişman olabilirim. Bildir Hoca buna da bir ödev verebilir bize. Ve Bedri Rahmi Eyüboğlu. İbrahim Çallı atölyesinden mezun oldu. 1911 Giresun doğumlu. Paris'te tanıştığı Romanyalı'nın adı Ernestine yahut Ernestina idi. 36'da geldiler. Halk evleri projesine katıldılar. Yahut da devlet bunları görevlendirdi. Anadolu'ya sanat götürme projesi. Batı teknikleriyle Anadolu'nun folklor yapısını resme ve seramiğe yansıtmak. Ve 1949'da Büyük Kulüp'te ve de Eren Hanım'ın yanında bu Kara Dudum Çingenem diye bir şiir okudu. Ağlıya ağlıya. Aslında o şiir 3 yıl önce Verem'den kaybedilen Mari gerekmez yana bir ağıttı. Aralarında her şey bitti. Eren Hanım Paris'e gitti. Ancak 50 yılında öyle bir yazı yazdı ki Canuşkan diye. Öyle bir mektup. Bu mektup aslında sanat tarihinde bir anıt mektup olarak kabul edildi. Tekrar birleştiler. 75 yılında hocanın ölümüyle birlikteleri, mutlulukları noktalandı. Ben dikkat ettiğimde Bedri Rahmi Eyüboğlu hocada Anadolu'dan yansımalar görüyorum. Ve de sınıf arkadaşım Serra Kızmasın böyle bir takım halı motifleri gibi şeyler görüyorum. Mesela rozetler, mesela yılan motifleri gibi. Belki
mazarlıklar. Ama hoca camlar katmış eserlerine. Bu cam bazı sanatçılara da ilham kaynağı olmuş. Bakın biraz daha yakından bakın. Çok ilginç yapıtlar. Ve altına da Eren Hanım gibi Bedri Rahmi koymuş. Bakın. Tabii Bedri Rahmi'nin önünde sınıf mümessiline resim çektirmek düşerdi. İskender hocamız da sınıf arkadaşımız olarak, sınıf mümessili olarak o da orada resim çektirdi. Tertemiz bir ortam, hiçbir şey olmamış, mükemmellik. Bedri Rahmi Hoca çömlekçi Hasan Usta'yı kendine usta gibi görmüştür. Ve herkese tanıtmış ve bu çömlekçi Hasan Usta'dan aldığı ilhamlarla çok eserler yaratmıştır. Ama seramik dürtüsüyle en güzel örnekleri Sadi Diren Hoca ile meydana çıkarmıştır. Çok yönlüdür. Ressamdır, şairdir, yazardır, heykeltıraştır, öğretmendir, mozaik sanatçısıdır. Bütün dalları sentez etmiştir. Halk kültürüyle birleştirmiş, edebiyatla birleştirmiş, bir sanatçı olarak yerini almıştır. Ve Bedri Rahmi Hoca'dan artık günümüzde disiplinler arası sanat ortamının doğduğu şeklinde bahsedilir. Ve gelenekseli çağdaşa taşıma konusunda çok önemli bir örnektir genç kuşaklar için. Son sanatçımız Ömür Hoca'dır ve yaşıyor. Tabii o zaman yapmadı bunu, yaptığı eseri. 1978 yılında beton zemin üzerine bir seramik pano çalışması yaptı. Biz sonradan bitirdik, ihtisas aldık. Daha sonra Hacettepe'deyken bu eseri tanıdık. Bütün mesele camlardı. Beton zemin üzerine temelde seramik ve camı yan yana kullanmak ve oraya nakşetmekti. Daha yakından baktığımızda bu gördüğünüz yuvarlakların hepsi camdı. Bir kere Ömür Hoca eğitimcisi olmuştur. Seramik ve camı kullanmıştır. Ancak camı bir kullanım eşyasından çok sanatsal üretim açısından kullanmıştır. Ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte farklı eğitim kurumlarında cam işleme, füzyon, takı tasarımı alanlarında çok önemli eğitimler vermiştir. Buna gerek öğretim elemanlarını gerekse öğrencilerini de katmıştır. 1999 yılında Süleyman Sağlam hocamız rektörken bunların bir genel envanteri yapıldı. İşte envanter çalışması doğrudur, yanlıştır, böyleydi. Ve 2010 yılından sonra ne oldu? Bir kere diş hekimliği de gitti. Oraya bir güvenlik ve bir danışma bankosu kondu. Efendim Ferro Hoca'nın sanki hiç yer yokmuş gibi bir tane oraya bir sertifika kılıklı bir şey yapıştırıldı. Bakın sertifikaya. Atilla Kıtalı'nın üstüne bir ekran yerleştirildi. Ekran yetmiyormuş gibi altına da iki tane oraya gider buraya gider levhası yapıştırıldı. Efendim bir böyle danışma yahut da gişe gibi bir şey yapıldı. Çok ilginçtir. Ömür Hoca'nın üstüne de sanki
hani konmuş gibi bir saat kondu. Allah razı olsun, bir de Türk bayrağı. Dolayısıyla Atilla Galatalı ile Ömür Hoca bir kombin teşkil ettiler. Şöyle bir baktığınızda bir de kapı girişine bir tabii acıkanlara bir büfe yerleşti. Ve de büfeyi de Bedri Rahmi Hoca'yla bir birliktelik halinde getirdiler. Öyle bir danışmaydı ki ben daha hayatımda hiç görmedim nasıl yardımcı olabilirim diyen. Bunu bir tek başkentte öğretiyorlar zorla. Her girene nasıl yardımcı olabilirim diyor Başkent Üniversitesi'nde. Ben de Hacettepe'de görmedim, dün dahil. Böyle bir poliklinik ve oturma havası geldi. Erena'nın da nasibini aldı. Çok lazımmış gibi yangın çıkışı da oraya kondu. Efendim, Devingen yüzey teorisine uygun şekilde alçıpan ustaları çalışmaya başladılar. Ve Ömür Hoca ile Atilla Galata'yı bir kapı eşliğinde birleştirdiler. Baktığınızda kapıdan girerken solda Atilla Galatalı, sağda da Ömür Hoca'nın dönüş noktası vardı. İçeri girenleri de düşündükleri için orada çalışan gişecileri de mutlu olsunlar diye arkadan da dolaşıp onlar da çalışırken bir mutluluk yaşasınlar diye böyle bir hava verdiler. Allah'tan kapıları, duvarları yaparken ulan bu seramikler nereden karıştı diye kesmediler. Ve işte görüyorsunuz. Efendim, arkadaki sınıfta sonradan bir sevgili diş hekimi hocamızın ismi verilmişti. Oraya onun yanına da su şişeleri eksik olmasın diye kondu. Ve şu hale geldi. Şimdi ben şu lafı hiç unutmam. Bu söz dizgesi Hikmet Şimşek hocamız tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e söylenmiştir. Mamak Belediyesi'ne Devlet Konservatuvarı verilince bir toplantıda Hikmet Şimşek Hoca demiştir ki, Sayın Cumhurbaşkanım, ben Mamak Belediyesi'ne verilen binanın yeniden konservatuvara verilmesi için arz ediyorum, rica ediyorum, diz çekiyorum, yalvarıyorum, emrediyorum. Süleyman Bey, gore hallederiz demiştir, hallolmamıştır. Ben de bu lafı vallahi iki kere ettim. Birincisini ölmeden önce söyleyeceğim, ikincisi de bu. Ve bizim sevgili Haluk ve Haluk'la rektör yardımcısı Rahime. Bunlar birer kahraman ama esas kahramanlar Nazan Hoca, Candan Hoca ve Hüseyin Hoca. Bir rapor hazırladılar. Diyor ki seramik ve resim sanatının önde gelen isimleri tarafından gerçekleştirilen eserler mevcut halleriyle orijinalliklerini kaybetmiş, dış etkenlere maruz bırakılmış, bozulmuş, eklentilerle görülebilirlikleri yok olmuştur. Eserler için ilk yapılan şeyler eski biçimlerini koruyacak şekilde eklentilerin kaldırılması, hiçbir esere dokunulmaması ve her şeyin yeniden yapılması. Bir ara şey de gündeme gelmişti, taşıyalım mı? Bunlar kolon, taşıyamazsınız.
Ve arkasına da eklemişlerdi. Aslında 2004 yılında Hamiye Çolakoğlu Hoca tarafından bir envanter çalışması yapılmış ve bakım da yapılmıştı diye. İşte bu rapor önce dekanlığa sunuldu. Rektörlüğe sunuldu ve de bu eserler, bunlar herhalde cam yünü hocam, koruma altına alınmaya başlandı. Korundu ve yeni bir plan dahilinde bir yeni galeri haline getirildi. Önce bizim 1964 yılında girdiğimiz kapı kapatıldı. O çok iyi oldu. Çünkü girer girmez bunların içine giriyordunuz. Bu kapı kapatıldı ve böyle bir 15 metre yakınından bir yeni kapı açıldı ki direkt girilmesin bu eserlere, o eserler bir galeri içinde kalsın diye. Sonra çalışmalar başlandı. Bakınız, Ömür Hoca'nın seramikleri bence olabildiği kadar kurtarıldı. Ama Ömür Hoca'nın hemen önünde çalışan kişiler maalesef oradan iki tane camı sökmüşlerdi. O camlar bulunamadı. Ve biraz daha yakından bakınca bu iki tane sökülen cam çok dikkat çekiciydi. Ve de o devingen yüzey, organik yüzey eşliğinde alçıpancı ustaların yaptıklarıyla şu köşe değil dönen kısımda biraz harabiyet vardı ama yapacak da bir şey yoktu. Bakın dikkat ediniz. Eserler hakikaten yalın hale getirildi. Ama oradaki kuş veya obje tabii yoktu. Ben hemen gittim arkadan bir daha baktım. Efendim Atilla Galatalı o kombinden ayrıldı. Ve devamlı o dönen haliyle mutluluk vermeye başladı. Bir ışıklandırma yapıldı. Sadece o orayı gösteren, doğru mudur hocalarım bilir. Yani bir güzellik verilmeye başlandı. Yakından gördüm. Arkada bakınız Bedir Rahmi Hoca. Tabii kapanınca bir sabit ve bir anda girilen bir halden çıktı. Bir galeri gibi olmaya yolunda ilerledi. Hatalar olabilir. Bakın Bedir Rahmi Hoca, Eren Hoca, Ferruh Hoca, şöyle bir görüntü ve de dün gittim, tam işimi bitirdim, resimlerimi çektim, çıkarken bu Serhat'ı gördüm. Şimdi bir tanım vardır ülkemizde, sınırlı sorumlu yapı kooperatifi diye. Şimdi bu COVID döneminde bizde İki tane kurumsal yapı var. Biri sınırlı sorumlu COVID Bilim Kurulu. Bir tanesi de sınırlı sorumlu aşıcı ve aşı konfederasyonu. İşte bu konfederasyonun başkanı Serhat. Ondan sonra Serhat tuvaletten çıkıyordu. Hemen bana çok kızdı. Hocam be dedi. Emekli oldunuz. Burada ürolojide doktor kalmadı. Tedavi olamıyoruz. Tuvaletten de çıkamıyoruz dedi. Tabii kucaklaşamadık. Gözlerimizle kucaklaştık. Üzüldüm ama benden laf çıkmaz, kimseye de söylemiyorum.
ve sonunda sanata saygınlık yeniden kazandırıldı. Edeple, saygıyla ve sevgiyle tüm katılımcıları kucaklıyorum. Çok güzel bir sunumdu. Şimdi siz isterseniz ekranınızı kapatın İlhan Hocam. Kapattım mı? Kapatamadım mı? Ekrandan çıkın şimdi. Bir. Şu anda sanki yok. Çıktım. Çıktınız. Evet. Çıktınız. Evet. Şimdi katkıları soruları İlhan Hocam ben çok teşekkür ederim. Biz o diş hekimindeki seramikleri biliyorduk ama bu öyküleri gerçekten bilmiyorduk. Hem de bu sizin ve Haluk Hoca'nın girişimleriyle tekrar kazandırmışsınız. Son halde ben bu gözle bakmamıştım ama en kısa zamanda tekrar gidip bakacağım. Emekleriniz için biraz var olun, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sesim geldi inşallah. Şimdi konuklardan bir şey rica edeceğim. Çok yakınınızda telefonunuz var. Lütfen telefonunuzu kapatın. Çünkü ses yankılanma yapıyor. Bir de konuklar açarsa mikrofonu çok sevinirim. Çünkü yoğun bir parazit var alanda. Evet, buyurun. İlhan Bey'in sesi gitti. İlhan Bey sesiniz açarsınız. Açtım, sesim geliyor herhalde. Evet, şu anda sesim geliyor herhalde. Sizin hocam sizin sesiniz de çok parazitli. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Ali Baran hocam da mikrofonu kapatabilir mi hocam? Evet. Lütfen. Tamam. Bu oradan yansıyor gibi hissediyorum. Tabii Ali Baran mahvetti. Bütün her şeyi mahvetti. Evet. Ali seni kucaklıyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Kenan hocamı gördüm. Ne mutlu bana. Kenan hocam elimden tuttu beni, size getirdi, biliyorsunuz Bildir hocam. Evet. Kenan hocam kurban olsun, kader arkadaşım. Evet, renginde renginde velim oldu. İlk derste silgi, kalem, defter getirdi, hatırlar sınıf arkadaşlarım. Ama bu görgüsüz rengin yok galiba bugün. Rengin hocam burada şu anda. Bu arada ben bir şey... Ben Engin olarak, rengin değil. Ben eski günlere gittim. Bütün bunları İlhan hocamla beraber yaşadım. Sonra gözlerim doldu. Çok üzüldüm yapılanlarla. Şimdi tekrar moralim düzeldi. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlhan seni kutluyorum. İnanamıyorum. Bu arada çok teşekkür ederiz. Muzaffer'e de bir şey söyle dedim ama söyleyemeyecek kadar duygulu bir durumda. Harika bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Hayatımızı yeniden yaşadık gibi bir şey oldu Muzaffer'le ben birlikte. Sağ ol canım. Engin en çok seni seviyor. Teşekkür. Yalandan kim ölmüş bu arada tabii. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun. O zaman ben bir şey eklemek istiyorum. Aslında 38 yıldır antik seramikleri tarihliyorum. Asıl uzmanlık alanım seramik, panolar değil ama antik seramikler. Ve özellikle de bu Hacettepe, yani kampüsü, ilk kampüs içerisinde olan bu eserleri bize tanıttığınız için
Ve onlara aslında gerçekten saygı duyulması gerekiyor. Antik çağda bir damnatia memoria diye bir tanım vardır. Yani bir dönem bittikten sonra o kişilerin aslında yapmış oldukları şeyi lanetlemek gibi. İlk etapta öyle olmuş ama bu galeri aslında tekrar belki yeni uygulamalarla daha canlandıracaktır o bölgeyi. Ve bize bunu bizzat yerinde fotoğraflayarak gösterdiğiniz için öncesi sonrası ve en önemlisi de bir eserin önünde fotoğraf çektirmek. Yani bu o kadar değerli bir durum ki sizin arşivinizde çok önemli belgeler var. Bunlar hem müzecilik hem tarih için yani Hacettepe tarihi için çok değerli belgeler. Bunlar aslında hani bir dönemin tarihini gösteriyor ve sanata bakış açısını gösteriyor. Şu an aslında bir sanat eseriyle fotoğraf çektiren çok nadir insanlar görüyoruz. Genellikle selfie modası var. Herkes kendini önceliklendiriyor. Kendisi daha önemli oluyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu duyarlılığınız için ve özellikle de bunları bizimle paylaştığınız için. Ödevler konusuna sonra biraz sonra geleceğim. Bilin hocam söz alabilir miyim? Buyurun Ahtar Hanım, sonra Ayşe hocam olacak. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir sunumdu İlhan hocam. Sergilenen seramikler doğrusu beni çok heyecanlandırdı. Burada tabii Hacettepe Üniversitesi'nin o dönemdeki vizyonunun ne kadar değerli olduğunu da izlemiş, görmüş olduk. Çünkü yani üniversiteler seramikler yapmak müthiş bir şey. Burada tabii benim vurgulamak istediğim sürdürülebilirlik. Yani bu sonradan sizin izlemeniz, takip etmeniz, tekrar düzeltilmesi hepimize bir moral verdi. Şimdi aynı şey Ankara'da Anafartalar Çarşısı'nda söz konusu biliyorsunuz. Bir dolu işte yine Füreyya'nın, Seni Efendi'nin, Atilla Galata'nın seramikleri var ve sürdürülmeye çalışılıyor. Burada bir bilinçlenme ve bir farkındalık yaratmak ve sahiplenme duygusunun geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu bir örnek olarak sundunuz ve bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Bu çok sevindirici bir olay. Çok teşekkür ederiz. Ben çok heyecanlandım doğrusu bir galerici olarak ve bu tür sanat etkinliklerinin düzenleyicisi, koruyucusu olarak ve bunları topluma kazandırma misyonunu yüklenmiş bir kişi olarak o kadar önemsedim ki ve bunu sizin kadar güzel anlatan bir kişiyle karşılaşmak da ayrıca müthişti. Çok teşekkür ediyorum. Ahtar Hocam, sizi çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Bir de sevgili rahmetli babanız, hocamız Niyazi Bademli hocamızı da saygıyla anıyorum. Sağ olun hocam. Bu arada Rengin hocamı gördüm, sevgili velim. O da zaman zaman veli toplantısı istiyor Billur hocadan. Bu çocuk sizi üzüyor mu, yaramazlık yapıyor mu gibi. Bakalım inşallah bir veli toplantısı olacak. Rengin hocam, saygılar sunarım. Evet. Ayşe hocama vereceğim. Pardon, Rengin hocam buyurun, sonra Ayşe hocama. Beni mahcup etmediği için Billur hocam teşekkür ediyorum İlhan. Çok kardeşim. Başarılı bir öğrenci. Ödevlerini ilk o yapıyor sınıf içerisinde. Evet. Teşekkür ediyorum size. Ama siz ona çok büyük şey oldunuz. İdol oldunuz. Yani sizin peşinizden koşu. Billur Hoca diyor. Hepimizi bir tarafa, siz bir tarafa Billur Hoca. Sağ olsun. Size teşekkür ederiz. Çok değerli. Siz sevdirdiniz ona derslerini. Evet. Çok sağ değerli olun. Bizim için. Sağ olun. Ayşe hocam buyurun. İlhan hocam ben teşekkür ediyorum sunumunuz için.
Tabii hep şöyle bir laf vardır, bilmiyorum siz buna katılır mısınız? Tıbbiyeden her şey çıkar, sanatçı çıkar, mimar çıkar, işte başka alanlardan kişiler çıkar, belki en son doktor çıkar gibi lafları çok duymuşumdur. Ve tıbbın sanata ilgisini hep yakından izlemişimdir. Hani bizim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de hocaların sanatla nasıl ilgilendiklerini, nasıl candan desteklediklerine hep tanık olmuşumdur. Tabii ki buradaki seramikler çok önemli ama biraz önce Billur'un da dediği gibi kişisel yaşamları da katarak bunu anlatmak bence çok güzel oldu. Yani orada bir yandan biz o dönemdeki insanların nasıl düşündüğünü, nasıl tavır aldıklarını, nasıl değer verdiklerini, sonra peşinden yozlaşmanın nasıl geldiğini, sonra da işte belki de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin duyarlılığıyla onu tekrar derleyip toparlamanın nasıl gerçekleştiğini bize tarihi yaşatarak anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Aklıma bir şey geldi. Hani acaba dedim ki Hacettepe'deki bir de resimler var koridorlardaki. Galerinin dışında işte dekanlıkta ya da koridorlarda belli yerlerde tıp fakültesi içerisinde M kampüsünde, merkez kampüsünde çok görüyorum onları. Belki bunlarla ilgili de bir şey yazarsınız diye aklımdan geçirdim. Ne dersiniz? Hocam emredersiniz. Estağfurullah hocam, ne demek yani? Sizin oralarda çok fotoğrafınız vardır diye aklımdan geçirdim. Çoğunu tabii Tunçalp, rahmetli Tunçalp bulmuştu. Saygıyla anıyorum sevgili Tunçalp. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başka katkıda bulunmak isteyen var mıdır? Sedef söz istiyor hocam. Ben bir söz istiyorum. Ben ilk 10 dakikayı kaçırdım İstanbul trafiği nedeniyle ama İlhan abinin güzel, hayat dolu ve dinlemeye doyum olmayan konuşmasını çok zevkle dinledim. Çok da bilgilendim. Hacettepe'deki o şeyleri hakikaten biliyorduk ama farklı gözle bize gösterdi. Ben bir de şeyi de merak ediyorum. Bu Füreyya'nın sergisini gezdiğimde Marmara Oteli'nde de çok güzel şeyleri var. Onların fotoğraflarını görmüştüm. Çok merak ediyorum. Marmara Oteli de kapandı. Ne oldu o şeyler acaba, seramikler? Hani İMÇ'de var burada, onlar duruyor. Onları gördüm üzerinde demir merdivenle filan ama acaba ona da bir el attınız mı diyorum. Merak ediyorum. Sevgili Sedef, ben varlıklı ve görgülü bir insan olduğum için benim nişanım Marmara Oteli'nde yapılmıştı. Bak. Öyle herkes de yapamazdı o zaman Marmara Oteli'nde nişanı. O mükemmelliği biz yaşamıştık. Sen o zaman kuzuydun 1970'te. Şimdi tabii orası kapatıldı ve halen inşaat izni sürüncemede. Ben o binanın o şekilde kaldığını ve inşallah seramiklerin sökülmediğini düşünüyorum. Çünkü sevgili hocalarım biliyorlar, bu Anafartalar çarşısında yıkma projesi var. Bana kalsa çok güzel bir ne bileyim ben, ulus modern mesela, atıyorum. Böyle bir o esnaf çıkarılıp oradan çok güzel bir müze olabilir o. Bilmiyorum. Haddim değil. Ben bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Bunlar bütün konuşulurken şimdi çok değerli Ahmet Göğüş'ü de anmadan yapamayacağız. Kendisi o dönemde sanata çok çok büyük bir katkı verdi. Müthiş bir koruyucu kişiliğiyle
çok değer kattı. Kendisini tekrar saygıyla anmak istiyorum herkesin huzurunda. Hocam, Ahmet benim sınıf arkadaşımdı. Evet. Haftada bir kere ürolojiye gelirdi, grup tedavisi verirdi bize. Yani çok çok değerli bir katkı yaptığını biliyorum ve çok önemli Türk resim tarihinde. Erken kaybettik sevgili Ahmet'i. Maalesef. Tekrar saygıyla bunu belirtmek istedim. Sağ olun. Ben de burada o zaman Sabih Kayan'ı anmak istiyorum. Sevgi ve saygıyla Hacettepe Üniversitesi mimarı. Aslında çok yönlü kişiliğiyle o dönemi çok güzel bir profille veren bir kişidir. İsviçre Zürich Mimari Okulu'ndan sonra aslında çok yönlü kişiliğiyle hem grafik sanatlar hem sahne tasarımı ve kendi yaptığı resimleriyle çok öne çıkan bir kişidir. Saygıyla anıldı Başkent Üniversitesi'nin bir panelinde ve bu yıl onun adına da bir e-kitap çıkacak. O da anılmış olsun isterim aslında. Başka... Hocam bir söz alabilir miyim? Ben de hocam. Pardon, buyurun. Ben sonra alabilirim. Buyurun Ali Bey, sonra da diğer kişiye verin. Hocam ben öncelikle özür dilerim. Çok detaylı dinleyemesem de sürekli gözüm sunudaydı. Şu anda eş zamanlı olarak çağın gerektirdiği iki tane çevrim içi toplantıda olup bir yerden bir yere giderken az önce hocamızın sunusunda bir şey söyledi. Marmara Otelesi'nde kuzuydunuz dediler. Ben de o kuzulardan biri olarak Marmara Oteli'nde bahçesinde koşturanlardan olarak ve şimdiki İlhan hocamla sınıf arkadaşı olduğum için de mutluyum. Buradan da şuna geleceğim. Müzecilik öyle bir zenginlik ki bu kadar zenginliğin içerisinde zaman yolculuğunu yapabildiğimiz için ve yapmış olduğu sunumu çok özür dileyerek çok derinlemesine izleyemedim ama görsel olarak bile çok keyifliydi. İnşallah kayıtlardan da tekrar tekrar dinleyeceğim. Ve her zaman kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ ol. Sağ ol Armağan'cığım. Sen biliyorsun geçen sene sınıf mümessiliydin. Sen bizden büyüksün. Şimdi, ben size devrettim. Ben temayüz eden bir çocuk olarak sınıf mümessili ben oldum. Temayüzü bilmeyenlere müspet yönde öne çıkan demek temayüz eden. Aferin Canan, öğrendi şimdi Canan. Şimdi Levent Akış'a vereceğim sözü. Buyurun. İyi akşamlar. İlhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben iki nokta düşmek istedim. Bir tanesi esasında benim çocukluğum tabii hastanenin içinde geçti. Benim o seramiklerle tanışmam esasında bir taşın sanatta kullanımı ile ilgili ilk deneyimimdi. Fakat Türkiye'de size bir öneride bulunmak için bu söz aldım esasında. Abidin Dino'nun inanılmaz freskleri var. İstanbul Posta Caddesi'nde bir Arçelik Bay'in içinde. 2,5 metre yüksekliğinde ve devasa. Ve inanıyorum ki Ankara'nın içinde bu gibi eserler bulunabilir. Abidin Dino'nunkilerle yani sizi iletişime geçirebilirim. Ama bu arada kalmış olan yiten sanatımızın zaten kültürünü bir kenara bırakarak yeniden canlanması için size nasıl yardımcı olabilirim? Bu konuda İlhan Hocam'la size. Sevgili Levent, önce seni bir kucaklıyorum. Bir, sen bizim ilk çocuklarımızdan birisin. İki, Engin Akış ve Muzaffer Akış hocaların oğlusun. Üç, ODTÜ'nün mimarlarından, ODTÜ'den mezun mimarlardan birisin ve senin bir adanmışlığın var. Sen ne emredersen yaparız sevgili Levent. Sen mimarsın. Önümüze düş, sana kurban oluruz. Elimden geleni vermeye hazırım. Size Abidin Dino'nun fresklerine ulaşmanız için elimden geleni yapacağım. Bugün konusu geçti diye açtım. Sağ ol. İsmi geçti diye. Sağ ol. Sağ ol. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir katkı oldu aslında. Yenilerde şöyle projelerden söz etmek istiyorum. Mesela kent açık müze midir? Kent aslında yaşanmışlığı depolayan bir müzedir. O nedenle Ankara'yı da İstanbul'da öyle görmek lazım. Semtler ve semt profilleri değişiyor, insanlar değişiyor. Ama o kalan kültürel miras elementlerini ne olursa, sadece panolar değil aslında yaşanmışlığa dair her şey, bunların belgelenmesi ve bir sonraki kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bu duyarlılık için Levent Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Ben alabilir miyim Hülya ben? Buyurun Hülya Hanım. İlhan Bey, çok teşekkür ederim size Bilir Hocam. İlhan Bey'in zaten doğal bir sahne yeteneği var anladığım kadarıyla, sunuş yeteneği var. Keyifli de bir sunumdu gerçekten. Ben Ahter Hanım'ın söylediği üzerinden ilerlemek istiyorum. Bir kere sürdürülebilirlik çok önemli. Bu sürdürülebilirlik kişilerin inisiyatifine hiçbir zaman bırakılmamalı. Ceren Hanım müzesini anlatırken birkaç konferans öncesinde gece uykularımız kaçıyor. Bizler bireysel olarak çaba sarf ediyoruz ama bizden sonra ne olacak? Şimdi bu sefer kurtarıldı Hacettepe'deki eserler. Bir sonraki aşamada ne olacak? Benzer bir sorunu biz de yaşıyoruz. Yani yanına bir tane ofis yapalım, yanına bir tane arşiv yapalım, yanına öğrenci işlerini getirelim şeklinde sürekli bir istek ve talep içerisindeyiz. Bir kere bunun kurumsal olarak halledilmesi gerekir. Konferansınız geçmiyor ki bu seride Hacettepe'nin bir yeni bir değerini, bilinmeyen değerini görelim. Benim bilmediğim bir sürü hazine saklı içerisinde. Öncelikle sorum şu, sürdürülebilirliği bir kere tek başına yapmamız mümkün değil. Bizden sonra o duvarlardan panolar inecek ki bu sefer kurtarıldı İlhan Bey. Sonra ne olacak peki? Bir diğeri, bu eserlerin hepsinin bakanlık üzerinde kayıtları var mı? Envanterleri var mı? Tescilleri var mı? Şimdi mevcut içinde bulunduğumuz konjonktürde kurumlar, içinde bulunduğumuz kurumların tek yegane çekindiği taraf bakanlık, resmi kayıtlar. Dolayısıyla onları yerinde koruyabilecek en önemli silahımız, argümanımız onların resmi bakanlık kayıtları içerisinde yerleşmiş olması, envanterlerinin yapılmış olması. Zira aksi takdirde bugün kurtardık, iki gün sonra bambaşka bir grup gelip bambaşka bir proje içerisine bu eserleri dahil edebilir veya yok sayabilir veya benim birkaç konuşma öncesinde söylediğim gibi üniversitelerin bodrum katlarındaki emtialar arasına kaldırılan eşyalar arasında yerini alabilirler. Böyle bir risk her zaman söz konusu. Teşekkür ederim. Sevgili Hülya, çok teşekkür ederim katkıların için. Birinci değindiğin konu şu, konuşma sanatında sabah saatlerinde ve öğrenciye 22 dakika sonunda şşt etkisi yapman lazım. Yoksa uyuyor. Saatler ilerledikçe, yaş da ilerledikçe devamlı şşt etkisi içinde konuşman lazım. Ben de dünyanın her yerinde konuşmalarımı gece yaptığım için devamlı şşt etkisi içinde yapıyorum. İkincisi, bu envanterin kayıtları konusunda yeterli bilgiye sahip değilim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin herhalde bildiğini sanıyorum. Üçüncüsü de bu konuda çalışma rektörden başlıyor. Dilek beni teyit edecektir. İlk şu an söz almak istiyor zaten. Rektörden başlıyor. Rektörün bakış açısından başlıyor ve rektörün Güzel Sanatlar Fakültesi ile uyumundan başlıyor. Ben hep şuna inandım. Türkiye'nin şu anda 216 üniversitesi var, 126 tıp fakültesi var. Ancak 36 tanesi akredite olmuş tıp fakülteleri bunlar. Rengin Hocam da o kurulda. Ama üniversitelerde bir, Güzel Sanatlar Fakültesi açılıyorsa, iki, konservatuvar açılıyorsa çok seviniyorum.
bir tek sevindiğim konu o. Tıp fakültesine çok üzülüyorum ama bu ikisinden çok seviniyorum bu ikisine. Eğer rektör Güzel Sanatlar Fakültesi ve konservatuvarla uyumluysa bu iş yürüyecektir diye düşünüyorum. Gerisini de Hülya Hocam bilir. Yani bana topa attıysanız hocam, eğer günümüz çerçevesinde çok sevgili rektörlerimizin inisiyatifine bırakılırsa bunun sonu gelmez. Her şeyden önce şu anki ortamı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizlerin bir şey yapıyor olması gerekiyor. Bir de koskoca üniversiteyi yönetirken belki bizim alanımız çok basit, çok küçük gibi gelebilir onlara. Dolayısıyla biz harekete geçmediğimiz takdirde bakanlıkla ilişkili evet. Yönlendireceksiniz Hülya'cığım. Rektörü yönlendireceksiniz. Aynen öyle. Yani rektörün yönlendirilmesi gerekiyor. Yani şimdi burada açık konuşmak istemiyorum çok fazla. Bilir hocam bizim müzemizin yaşadığı geçmişi çok iyi bilir. Yani eserlerimizin üzerlerine kıyafet bile giydirin cümleleriyle biz karşılaştık. Ve her seferinde bir püskürtmeyle yaşıyoruz. Hadi bu sefer de püskürttük diyoruz. Bakalım bir sonraki aşamada ne olacak diyoruz. Dolayısıyla bütün bunları bakanlığın resmi kayıtları her şeyden önce bir şekilde önüne ket vuruyor diye düşünüyorum. Evet, ben ismi lazım değil bir üniversitede sevgi korusu yaratıyorum. Orayı görmeyen çok rektör var. Benden laf çıkmaz, bunu da duy unut Hülya. Bülent Hocam izninizle bu... Dilek söz alayım. Buyurun. Ben lafınızı balla kesmek istiyorum. Çok özür diliyorum Hülya Hocam. İlhan Hocam her şeyden önce çok güzeldi. Çok keyif aldım. 2005 yılından beri bir Hacettepe çalışanı olarak o seramiklerin değerlendirilmesi ve seramiklerin bir galeriye dönüşmesi bizim en çok zaten bir açık müze alanına dönüşmesi daha doğrusu en büyük hayallerimizden birisiydi. Bunu geçmiş yönetimle birlikte başardık. Burada eşim de çok katkıları oldu. Özellikle inşaat devam ederken o bölgede seramiklerin korunması, sarılması ve oradaki inşaattan etkilenmemesi için gerekli malzemenin kullanılması ile ilgili olarak. Bunu bir paranteze alıyorum. Şimdi Hacettepe'de gerçekten çok değerli eserler var. Özellikle sanat eserleri. Biz bunları taşınabilir kültür varlıkları adı altında bir projede topladık. Ve yaklaşık 2 yıl boyunca hem merkez kampüsteki hem de Beytepe kampüsündeki eserler depolardan hocaların odasına varıncaya kadar, koridorlardan işte merdiven altındaki eserlere kadar ayniyatla birlikte ama sayımını yaptık. Sayımını yaptıktan sonra bütün eserler taslak bir envanter fişi oluşturuldu, fotoğraflandı ve hepsi Ayniyat Müdürlüğü'nün dijital ortamına taşındı. Bu taşınan eserlerin hepsine demirbaş numaraları verildi ve bu numaraların dökümüyle birlikte de eserler hangi birimdeyse, hangi odadaysa bir taşınırcı atandı. Ve bu taşınırcının üzerine bu eserler zimmetlendi. Artık hiçbir şey, yani tek bir çivi bile, eğer biz o çiviyi kültür değeri olarak gördüysek ve sanat eseri olarak nitelendirdiysek ya da o çivi bile yerinden oynamayacak durumda şu anda. Ama bu çalışmayı yapmamız bizim 2 yılımızı aldı. Her birim için özellikle Rahime Hoca bu konuda bize çok yardımcı oldu. Her birim için özel izinler çıkarttırdık. Çünkü biliyorsunuz birimlere girmek çok zor. O birimlere girdiğiniz zaman özellikle hastane birimlerine girmek çok zor. Bölüm başkanlarının inisiyatifinde oluyor. Bölüm başkanlığı makamının olduğu katlara girmek ya da depolara girmek. Bunu başardık. Bazı yerlerden de kovulduk. Bunu da paranteze olarak söylüyorum. Ama yılmadık. Şimdi yeni bir proje başlatıyoruz. Bu proje içinde bir ay önce tekrardan yeni yönetimle birlikte ilgili bütün birimlere bir yazı gönderildi rektörlük aracılığıyla ve yeniden o yeni yönetim
birimlerdeki o taşınır kültür varlıklarının yine toplu yine başı kadar küçük eserden işte çok büyük heykele varıncaya kadar hepsinin sayımını istediler. Ve eğer yıl sonuna kadar bu tamamlanırsa Ocak ayından itibaren yeniden karşılaştırılması yapılacak. Eski tutulan kayıtlarla yeni gelenler arasında belki fazlalıklar çıkacak, onlar da sisteme girecek. Birincisi, böylece bir üniversite envanteri oluşturuldu. Ve bu üniversite envanterinin artık birimlerdeki kişilerin üzerine kaydı ve zimmeti yapılmış olundu. İkincisi, bir sanal müze düşünülüyor rektörlük makamı tarafından. Bütün eserler tekrardan bir komisyon kurulacak, değerlendirilecek ve bir sanal müzeye taşınacak. Üçüncüsü, Hacettepe Sanat Müzesi'nin artık Kültür Bakanlığı'ndaki tescili yapıldı, izinleri çıkartıldı, envanter defterleri yazılıyor. Ve Ocak ayının ilk haftasından itibaren yeniden Hacettepe Sanat Müzesi'nin deposunda sayım başlatıyoruz. Çünkü pandemiden dolayı 2021 Nisan ayına kadar bakanlık izniyle, bakanlığa yazılan yazıyla müzenin kapalı durumu söz konusu. Bu kapalılığı nasıl verimli bir sürece ve çalışma programına çeviririz diye de geçen hafta rektör yardımcılığıyla bir toplantı yaptık. Birebir bir görüşmeydi bu. Ve bu toplantı sonucunda da yeniden bütün eserlerin sayımı, envanter defterlerinin bakanlık nezdinde alınan, temin edilen envanter defterlerini geçirilmesi ve bir yeniden ayrıca sanat müzesi içinde bir sanal müze projesini nasıl hayata geçiririz diye şimdi bir hoca arkadaşımla birlikte bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Ben bunları aktarmaya çalıştım. Hülya Hocam çok haklısınız. Bunlar birebir gerçekten kişisel gayretlerle, çabalarla sürüyor. Ama şuna inanıyorum. Eğer oturursak hiçbir şey yapamayız. 2005 yılında müze kurulurken Hacettepe Üniversitesi'ne geldiğim zaman her bir eseri sanatçılardan atölyelerine giderek, buna Tıraci Dikmen, Nuri Abaç, efendime söyleyeyim Yalçın Gökçeba, Habib Haydoğdu, Ali Kotan, adını sayamadığım bütün sanatçıların gönül desteğiyle elimle teslim aldım. Ve inanın bir boru patladığı zaman ben de günlerce uyumuyorum. Sabahın üçlerinde gidip işte suları temizliyoruz. Eserleri öncelikle kurtarmaya çalışıyoruz. Ve şunu düşünüyorum her zaman. Çok emek var. Hem müzede hem bu eserlerin özellikle sayımı sırasında çok büyük emek harcadık. Bizden sonra ne olacak değil de biz geleceğe neyi aktarıyoruz ve nasıl aktarıyoruz? Ve nasıl bırakacağız bütün bu eserleri? Bütün kaygım o. Eğer her şeyi yapabildiğimiz, gücümüzün yettiğince bu şekilde kaydeder, zimmetler, envanter defterlerini oluşturur ve bir de sanal müzeye dönüştürürsek bizden sonra gelecek olanlar da bunun üzerine daha çok şey koyabileceklerdir diye düşünmekteyim. Ama bu tamamıyla kişisel gayretler, işte uykusuz geçen geceler, Ceren Hocam o yüzden yürekten katılıyorum gerçekten. Ve bir çocuk büyütmek gibi galiba bir kurumdaki bu eserlere ve kültürel değerlere sahip çıkmak. Her zaman onu söylüyorum. Benim oğlum 3 yaşındaydı ben müzeye başladığım zaman. Müze büyüdükçe çocuk da büyüyor. İkisinin işte sonuçtaki meyvelerini görebilmek için de daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Galiba en iyi yapabileceğimiz şey çalışmak ve geleceğe bir iz bırakmak. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyebilirim. Sevgili Dilek. Buyurun. Yıllardır seni hep kucaklıyorum biliyorsun. Ama bugün aldığım bilgi eşliğinde eşini, sevgili hocamızı da kucaklıyorum. Demek ki ailecek kucaklıyorum sizi. Teşekkür ederim. Ben Dilek'e çok kısa bir antır parantez bir şey söylemek istiyorum Dilek. Şimdi tabii söylediğim kişisel gayretler, ben de uzun yıllar galericilik yaptım. Her yaptığımda işte Ömer diyordu ki der bir çocuğumuz vardı, ikinci çocuğumuz oldu. Çünkü hakikaten sanat çok çok özveri isteyen bir şey. Ama üniversite gibi
durumlarda mutlaka arkamıza demin de İlhan Hocam'ın söylediği gibi kurumsal bir destek, güçlü bir sermaye desteğini almak zorundayız. Yoksa bizim, ben seni çok iyi anlıyorum, yani ben de çok uykusuz geceler geçirdim, çok endişelerim oldu ama sermayenin gücünü sanatta çok fazla hissediyoruz. Yani sanat bir tek bu değil, bunun pazarlaması var, örgütlenmesi var, farklı bir işletmecilik anlayışı çerçevesinde ele alınıyor ve ciddi bir işletme. Yani eserleri ortaya çıkartmak ayrı bir şey. Bunu işletilmesi, korunması, sahiplenmesi, o bilinç ve kültürün yaygınlaştırılması çok çok ama çok önemli. Antır parantez, bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Hocam ben varım. Evet, buyurun Tuz. Öncelikle İlhan Hocam'a çok teşekkür ederim bu güzel sunumu için. Öncesi ve sonrası çok iyi bir dokümantasyonunuz vardı. Siz bunları anlatırken ben Ankara'da bir yapıyı daha düşündüm. Gata binası. Bu eserlerin birçoğunun, yani daha doğrusu bu sanatçıların çoğunun Gata'da da eserleri var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben biliyorum. Evet. Ben biliyorum. Şimdi siz Hacettepe'de bunları kurtarmışsınız. Bir danışmanınız var mıydı? Onu da merak ettim açıkçası. Danışmandan yapılsaydı belki o seramikteki köşe dönüşü o şekilde olmayabilirdi diye düşündüm. Ama tabii bu da bende yeni bir endişe oluşturdu. Yani bir gün Gata'da da bu tarz bir taşıma gerekirse bu eserlerin kıymetini bilen birileri olacak mı? Hülya Hocam'ın da dediği gibi bu eserlerin sürdürülebilirliği sağlanabilecek mi? Ben de bu endişeyi yaşadım. Bunu paylaşmak istedim. Sağ ol Tılsım. Tabii bu işte sevgili hocamla başlayan şekilde bir danışma kurulu vardı. Bir çalışma grubu vardı. O şekilde bunlar kurtarılma gayreti içine girildi. O köşe ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Ben sadece gözlemciyim. Teşekkür ederim. Sağ ol Tılsım. Gürhane'nin başına pek bunlar gelmedi ama. Hayır, gelmedi ama ileride gelebilir. Tabii. Yani Ferruh Paşa'nın bir tarihi var orada. Evet, gelecekmiş gibi Günler düşünmek. Günler Elbrus'un heykeli var. Gelecekmiş gibi düşünmek lazım. Çok haklısın. Evet. Yani ben bir örnek vermek istiyorum. Bir aile dostumuzun Gazi Osman Paşa'da evi vardı. Şöminesinin üzerinde de Atilla Galatalı'nın yaptığı bir seramik vardı. Geri dönüşüme gireceği vakit bu seramik taşınırsa ben bu evi yıktırırım ancak dedi. Ve o çok güzel taşındı. Yeni yapılan evine tekrar monte edildi. Hani mesela Ankara'da bu konuda çok hassas insanlar da var. O eser taşınmazsa yıktırmayacağım dedi. Siz bunu anlatırken bu da aklıma geldi anekdot olarak. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben küçücük bir bilgi ekleyebilir miyim Tılsım? Senin söylediğin üzerine. Sığ7'deki Etibank binasını herkes hatırlıyordur. Evet. Etibank'ın içinde bir Eren Eyüboğlu, bir de Bedir Ahmet Eyüboğlu mozaiği vardı. Etibank binası yıkıldı. Ve bina yıkılırken o içindeki mozaiklerin taşınması söz konusu oldu. Fakat ne yazık ki Eren Eyüboğlu'nun özellikle o dönemdeki yapılan tespit üzerine ben bunu söylüyorum. Eren Eyüboğlu'nun mozaiğinin arkasına asansör yapılmış. Ve birçok kişi inceledi, rapor yazdı, yerinden sökülemez denildi. Fakat daha sonra bu konudaki uzmanlara ulaşıldı ve o iki mozaik yerinden hem de milimetrik hesaplarla çıkartılarak yaklaşık 6 aylık bir çalışma süreciyle süresince yerinden çıkartıldı, koruması yapıldı. Gerekli paketlenmesi ve depolanması yapılarak Etibank'ın yeni yapılacak binasına da projelendirildi. Çok ondan güzel bir haber. Bina yıkıldı bildiğim kadarıyla. Bu da bir uluslararası bir mozaik sempozyumunda bir kongrede
sunum olarak, makale olarak da çıktı bildiğim kadarıyla. Hani bu tür çalışmalar yapılıyor ama bilmediğimiz, yıkılan, ben 2 sene önce duymuştum. Yine içinde mozaik olan bir binanın da içten yıkılarak hani mozaiğin yok olduğunu biliyorum. Yani Hacettepe'de de bildiğim kadarıyla Bedir Rahmi'nin bir mozaiğiyle ilgili onu Candan Hoca daha iyi bilecektir. Üzerine bir duvar kaplandığı konusunda bir şey var. Hani bir soru işareti var ama ben nerede olduğunu bilmiyorum. Bir de Turgut Zaim'in bir duvar resminin üzerine bir yangın geçiriyor galiba bina. Sonra boya badana olup duvar kaplandığını biliyorum. Bu tür şeyler ne yazık ki yaşıyoruz ve oluyor. Ne yazık ki. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim bilgiler için. Yorumlar da çok değerliydi. Başka söz almak isteyen var mı? O zaman yavaş sona geldik. Buyurun. Ben Remzi Yağcı. Evet, buyurun. Çok teşekkür ederiz. Kendilerine bir kültürel hafızamızı canlandırdılar. Yani o zamanın Ankara'sını hatırladık. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı, işte Ustis Sanat Galerisi'ni, Vakko Sanat Galerisi'ni, Kavaklıdere'deki diğer galerileri, Çankaya'daki galerileri. Yani sonuçta bir koruma, hepimiz bir koruma şeyindeyiz, kaygısı içindeyiz. Bir şey paylaşmak isterim bu arada. Ben Kültür Bakan, o zamanki adı Kültür Bakanlığı'ydı, çalışırken biz bu eserlerin, yani daha çok tabloların bildiğim kadarıyla envanterlenmesi için resmi dairelere yazı yazıldı. Fakat bazı bakanlıklara girilemedi bile. Yani o zamandan başlamıştı bu tür faaliyetler. Maalesef şey olduğu halde, genelge herkesi kapsadığı halde tam olarak bu proje gerçekleştirilemedi. Aslında bu konuda yapılan çalışmaları bir gözden geçirmek iyi olur tabii ama bunu kim yapacak? Çünkü daha önce de bu tür çalışmalar yapıldı. Sadece binanın içindekileri değil, taşınabilir olanları da tehlike altında. Birçok bakanlıkta çok değerli tablolar var biliyorsunuz. Bunların bir kısmının kaybolduğunu veya akıbetin ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok. Envanteri yapılmış olmasına rağmen. Bunu bir farkındalık açısından söyleme gereği duydum. Aslında Hacettepe'nin de yine bir kale gibi bir müze kompleksi haline gelmesi olabilir tabii ki. İşte orada müze de var. Arka tarafta çok güzel bir yerel doku var. Ne kadar iyi korundu bilmiyorum ama orayla bütünleşmesi iyi olur. Bazı levhalar konabilir. Yani Hacettepe'nin bana göre 3 yokuşu vardır. Bir tanesi dolmuş yokuşudur. Diğeri hastanenin içinden çıkarsınız. Bir de acil servisin önünden çıkarsınız ve buralara ulaşırsınız. Acaba böyle bir yön tabelaları konabilir mi? Yani orayı tabii galeri haline getirmek, şu anki durumunu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama yine de ziyaret edilebilir meraklıları için ve kültürel hafızayı yaşatması için bazı önlemler alınabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Remzi Hocam, dilek notu aldı söylediklerinizi. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. 2019'da Nisan ayında bir kampüs sanat etkinliği yapıldı Hacettepe'de. Ve bu kapsamda hem dinletiler, enstalasyonlar, film gösterimleri ve öğrencilerin aslında sanatla buluşması ve arkeoloji kazılar çocuklara yönelik özellikle. Yani bütün anlamda disiplinler arası bir çalışma. Mesela 2020 yılında tabii pandemi nedeniyle bu
devamlık sağlanamadı sanıyorum. Aslında Hacettepe buna çok müsait. Hem merkez kampüsü hem Beytepe kampüsü anlamında. Belki bu etkinlikler hızlandırılırsa ve sanata daha farklı bir bakış açısı ve hani yerinde koruma açısından ve tabii ki vandalizmden de söz etmekte yarar var. Çünkü kampüse gelen ve hani hastaneyi de kullanan kişilerin de duyarlılık geliştirmesi için bazı video enstalasyonları özellikle hasta bekleme salonlarında yapılırsa bu da aslında bir farkındalık çalışması olacaktır. Ve hani bir yaşanmışlığın tarihini aslında orada sunmak ve hemen yanında gördüğü panonun kime ait olduğunu ve o kişiyle aslında tanışmak video bile olsa çok değerli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz sanata çok kopuk hale geldik toplum olarak. 1990'lardan sonra farklı dijital sanatı ve hani önümüzde olan sanat diyemeyeceğim aslında görselleri benimsedik. Dolayısıyla bu önemli sanatçıların tanıtımı da farklı teknikler kullanarak kampüste değerli olacaktır diye düşünüyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Yoksa o zaman bu güzel konuşmayı bugün için sonlandırıyorum. Bir dahaki hafta Sema Demir bizimle olacak. O da kendisi yaşayan müze kavramı üzerine çalışıyor. Özellikle Beypazarı'nda yaptığı çalışmaları bize aktaracak. Ve herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de İlhan Erkan'a böyle güzel bir sunumu yaptığı için duyarlılıkla. Hoşça kalın diyorum. Akşamlar, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz her şey için. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.